E, Sayın Türker sizinle devam edelim. Şimdi e, Sayın Yalçın'ın bıraktığı yerden isterseniz e, devam edelim. Fransa bu noktada biraz e, tek başına kalmış gibi görünüyor dedi. Ve işte baktığımız zaman da e, en çok e, darbe girişiminin, darbenin işte o sahal bölgesinde olduğunu görüyoruz. E, neden sizce o bölgede oluyor? bir Tabii Afrika'da Fransa yalnız değil. Bir kere özellikle elmas bölgelerinde hakim olan ülke Belçika. Fransızca konuştuğu için hep o da Fransa'nın bir parçası gibi sayılıyor. Ve mesela Belçika'nın şu anda Rusya'dan sıkıntısı var Wagner'den. Çünkü Wagner'in bulunduğu elmas e, çıkarılan bölgeleri e, organize edip e, belli bir pay alıp Belçika'nın buradaki karlılığı azalmaktadır. Fransa'nın durumu ise buraya sahal ya da e, diğer adıyla sahil bölgesi denilen Afrika'nın en verimli orta kuşak bölgesidir. Biraz evvel e, değerli hocamızın aktardığı Sayın Yavçı'nın Senegal'dan başlayıp Sudan'a, Eritre'ye kadar giden o kuşaktaki ülkeler Mali, Nijer, e, Nijerya, e, Sudan'ın e, bir bölümü yani Sudan Devleti değil de Sudan'ın belli bir bölümü. Bunlar e, şu anda yavaş yavaş e, unutmaması gereken bir konu var. Türkiye'de bile bahsediyoruz. Sosyal medyadan bahsediyoruz. Hem sosyal medyada dünyada ne olup bittiğini artık oradan hiç çıkmayanlar da biliyor. Bir de artık bu ülkeler uluslararası kuruluşlarda yer alıyor. Yani dışarıya gidip gelenler Belli bir kültürle oluyor. Ben Afrikalılarla özellikle yaklaşık olarak 20 yıl uluslararası muhasebe örgütlerinde beraber çalıştım. Hı. Ve onlardaki ilk toplantıya geldikten sonraki toplantılardaki değişimi görme imkanına sahip oluyordum. Çünkü hepsi yabancı dil biliyor. Yani Fransızca biliyor, İngilizce biliyor. Ve çabuk intibak edip çabuk kapıyor. İlk başlangıçta böyle şey gibi görüyorsunuz. Tıpkı Dağılan Sovyetler Birliği ülkelerinde ilk toplantılarda öyleydi uluslararası arasında. Daha sonra hepsi öne çıktı. Bugün önemli bir kısmı Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler haline geldi. Afrika'da da durum böyle. Afrika'da bu sömürünün bu kadar devam etmesinin nedeni kültür emperyalizminin yoğun olmasından kaynaklanıyor. Şu anda biraz hem evvel... Hem dillerini hem dinlerini götürler bile bir de. Tabii o tabii. Yani biraz evet. evvel değerli iki hocamız anlatırken dikkat edin Libya, Mısır, Tunus, Fas Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde olmasına rağmen tamamen Özgür bırakılmıştır. Dilleri kendi dilleri evet. olmuştur. Evet. Ama e, belli bir şeyden sonra Fransa bu ülkeleri ve İtalya aldıktan sonra kendi dillerini, kendi kültürlerini yansıtmışlardır. Bugün e, Cezayir'de Arapça'nın yanında ikinci resmi değil Fransızlıdır. E, Fas'ta öyledir, Tunus'ta öyledir. O bakımdan bu kültür emperyalizmi dolayısıyla orada baskıcı bir unsur var. Bir de ki hocamızın da aktardığı oradaki askeri gücü bulundurmaları önemlidir. Peki askeri gücü niye bulunduruyorlar? Şimdi Türkiye'de Uranyuma ihtiyaç, ilk akla insanların uranyum deyince yalnız şey için geliyor. Ee, hani nükleer silah, nükleer bomba yapmak. Hayır, Tehlik nükleer santralları için lazım. Elektrik enerjisi üretmek için lazım. Ve orada önemli bir şey daha yapıyorlar. Uranyumu arıtarak götürüyorlar. Yani kirliliği, uranyumun bırakacağı atık malzemeyi Nijer'de bırakıp gidiyorlar. Şimdi oradaki bu üretilenlere... Aynen. Rusya biraz sahip çıkmak istiyor ve Rusya politik olarak yani bir politika olarak yani siyasi politika manasında söylemeyeyim. Şimdi haber olarak. geldi Wagner'le imzalamışlar şeyi evet. anlaşmayı. Tabii, tabii. Nijer ordusu yani şu anki e, darbeci ordu e, bu anlaşmayı imzaladı. Şu andan itibaren e, Wagner olarak. orada koruyucu olarak var. Hı. Ama ha. Sayın Putin de arkasında durdu Nijer'in Tabii tabii. Bu bir hafta değerlerle Yani, ıı, Rusya'da Wagner olgusunun en önemli nedenlerinden birisi paralı askerleri belirleyip yetiştirdikten sonra Afrika'da bulundurmak olmuştur. Yani Wagner olgusu o nedenle dikkat edin Wagner'in ıı, çıkışı Ukrayna'da o kadar etkili olmadı. Çünkü Wagner'in güçlü olduğu ve önemli faaliyetlerde bulunduğu yer Afrika ülkeleridir ama şimdi Wagner'in orada yeni bir fonksiyonu daha var. Wagner'i yönetenler Afrika ülkeleriyle işbirliği yapıp Fransa'nın Belçika'nın elde ettiği zenginliklere ortak oluyorlar. Onları destekliyorlar, güçlendiriyorlar, koruma görevi veriyorlar. Bu tabii bir noktada olacak. Peki bu kadar darbe olmasının nedeni ne? Afrika'da bir kere kabile kültürü var bu kabile kültürü askeri güçle birleştiği zaman sürekli kabileler arası da güç şeyleri Kavga ortaya çıkıyor. çıkıyor. Tabii Tabi yani nasıl bizim bu bir zamanlar Güneydoğu'da milyon insan öldürüldü. Aşiretler, kültürü varsa burada da kabile kültürü vardır. Hangi kabile orduya hakim olmuşsa ordunun içine yer almışsa o kabilenin mensupları ordudaki subayları, askerleri oluşturuyor. Ve böylelikle bu konuda ciddi bir çatışma meydana geliyor. Yani ve iktidar olan Fransa ile uyum içine girince bu sefer iktidar olmayan kabileler bütünleşip... ...o iktidarda olana karşı bir tavır koyuyorlar. Peki bu devam edecek mi? Edecek. Neden edecek? Çünkü Afrika önemli zenginliklerin olduğu bir yerdir. Bilgi herkes unutma ama Türkiye'de hatırlatayım ben. 1980'li yıllara kadar... Ee, mesela Ankara'da e, hava kirliliği inanılmaz yaşanmaz hale evet, Ben bir biliyorum. Çok şehir. Aa gömlekleri yıkardık Ankara'da. Tabii tabii birçok şehirde öyleydi. Ne yapıldı? O zaman Afrika'da çıkan kömürler ithal edildi. Hı. O kömürler satıktan toplandığı için bizim taş kömürü Zonguldak kömür işletmeleri falan o tarihten itibaren terk edildi yani yavaş yavaş üretim düşmeye başladı ve Oradaki kömürleri Türkiye bile uzun süre ithal etti. Mesela e, Ankara Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'in en büyük gösterdiği başarı... ...buradaki ucuza aldığı kömürlerle Ankara'da sağladığı hava temizliği ve şeydi yani bu şeyde ...aynı şeyi e, biraz evvel sıraladığınız o madenlerde önemli yani orada boksit var... Uranyumun yanı sıra elmas var, evet, altın çok, çok, önemli. Mesela Güney Afrika'da hakim olan şey altındır. Şimdi burada bütün bunlar olurken başka bir yapılanmaya gidildi. Sadı Eskop zannedersem olan e, Batı Afrika ülkeleri ekonomik işbirliği teşkilatı kurdu. ECOWAS. Şimdi bu ECOWAS'ın Oluşturulması önemli bir şey, bir nevi ortak Avrupa pazar değil. ama ortak pazar değil. Batı Afrika Avrupa Devletleri ekonomik topluluğu. Topluluğu evet. yani burada e, ve bu topluluk askeri güç de kullanıyor. Mesela şu anda bu e, Niger'deki e, meydana gelen darbe'den şimdi sonra bu, e, şöyle bir açıklaması var. Yarına kadar e, süre Tabii. Tabi. E, e, eğer ki e, aksi bir durumda yaptırımların yanı sıra güç kullanılabileceğini belirtti. Kullanılacağını kafası. söylüyor. Ama bu arada o güç kullanacağım deyince Mali zannedersem Yalnız Faso, son gelişme farklı biraz. Efendim. Şimdi geleceğim size e, Sayın Türker ha, tamamlıyor ha, sözünü. Bu, hemen Mesela gelişelim. orada Hı -hı. Mali Burkina Faso eğer böyle bir şey olursa kendilerine savaş ilan edileceğini söylüyorlar. Onlar da tavır koyuyorlar bu birliğe. Şimdi bu çıkışlar ilk defa değil bakın. Bundan 4 ay evvel hatırlayın Kongo başkanı çok büyük bir çıkış yaptı. J. E, e, Fransız e. Cumhurbaşkanı. Evet onu birazdan izleyeceğiz. Siz e, isterseniz tamamlayın Yani ben şöyle tamamlayayım. Burada olanları da tamam, aslında e. sömürü düzeniyle sömürü düzenine baş kaldırdı. Sömürü düzenine baş kaldıranların hala kabile düzeninden çıkmamış olmaları, Hı. kendi aralarında birlik olmamaları bu darbelerin çok oluşmasını söylüyor ama biraz evvel e, Değerli Hocam, Caşin Hocam söyledi. Özellikle Fransa bunların arasındaki çatışmayı kızıştırıyor. Bunlar birbirlerine karşı darbeler ve çatışmalar yaparken Fransa varlığını daha rahat sürdürebiliyor. Ama her halükarda şu anda Fransa'ya karşı bir tepki var. Ama yine belirttiğim gibi Fransa'ya karşı bu tepkinin yanı sıra biz konuşmuyoruz ama o bazı diğer ülkelerde Hollanda'nın sömürgeleri var. Hollanda da buradan epey kazanıyor. Belçikanın var ve bunlar da e, Kongo üzerine ben başka bir için. şeyle de karşı karşıyalar. Buradaki halkın bir kısmını kendi vatandaşı gibi kendi ülkelerine götürmüşler. Hmm. Yani o ülkelerde yaşayanların içinde. Hollanda'da yaşayan Afrikalılar var, Belçika'da yaşayan Afrikalılar var, Fransa'da yaşayan Afrikalıların da bir de özelliği, en önemli özelliği oradakilerin yoğun olarak Müslüman olması, farklı bir yapılanmayı da beraberinde getiriyor. Peki teşekkür ederim. E, Sayın Özçelik, yeni gelişmeler var dediniz. Nedir acaba onlar? Şimdi yayına girerken geldi haber. Gerçi. E, mutlaka doğrulatmak lazım yani e, haberin e, kaynağından. Teyide yani, muhtaç yapamadık hemen yayına girdiğimiz için. Biraz sesini şey açabilir, evet, evet, Biraz sesini e, yani açabilir misiniz Nijerya arkadaşlar Sayın Özçelik'in bir Teşekkür ederim. Siz devam edin buyurun arkadaşlar. Nijerya yardımcı. biliyorsunuz bu müdahale, ko müdahale konusunda en kritik e, ülke Nijerya. En çok ordusu olan da orası. Nijerya Parlamentosu müdahale kararını reddetti diye bir bilgi geldi. Ben yayına girerken hmm. e, sosyal medyaya da düştü. E, yani o çok kritik bir gelişme. Evet. Eğer bu bilgi doğruysa, en, en güçlü bilgi, gelen kaynaklar genellikle evet. E, yani birincisi o. İkincisi şöyle bakalım isterseniz Avrupa milli geliri yüksek yani zengin bir bölge ve Avrupa ülkelerinde de insanlar işte birçok Afrika ülkesine göre bize göre çok daha fazla milli gelire sahip. Peki bu kazandıkları o paralar, o yüksek milli gelirler acaba kendi yarattıkları artı değerden mi kaynaklandı? Kendi yarattıkları zenginlik mi yoksa Afrika'daki sömürgelerden kaynaklanan zenginlik mi? Şimdi buna baktığımız zaman karşımıza tam bir vahşilik e, çıkıyor. Yani çalıp çırpma çıkıyor Afrika'yı çalıp yağma. çırpıyorsunuz ve kendi ülkenizi zengin ediyorsunuz yağmalıyorsunuz. Şimdi ya bu gerçeği bir kere görmek lazım. Şimdi daha yeni hatırlayın Mandela olayını yani Güney Afrika'da Mandela yaşanan o şey. Ben mesela gittim o tenike evler e, yani bir milyondan fazla insan yaşıyor o tenike evlerde. Yani orayı da gittim dolaştım gördüm. Yani insanın hakikaten Vicdanı sızlıyor. O kadar zenginliğin içerisinde e, o halde yaşayan insanlar, milyonlarca Bir gram kendileri insan, faydalanamıyorlar. Çok büyük o halde bir fakirlik var. Çünkü, evet. Evet, Yani batı, batının onları sömürmesinden kaynaklanıyor. Hı hı. Şimdi süreç şöyle istedi galiba. Biliyorsunuz Asya'da e, müdahaleler oldu. Asya'ya hakim olma müdahaleleri oldu. Ondan sonra Sovyetlerin dağılma süreci ve Orta Asya müdahaleleri. Arkasından Balkanlar'da e, Yugoslavya'nın parçalanması ve orada kontrolü sağlama e, çabaları oldu. Orta Doğu'yu zaten biliyoruz. Şu anda da mücadelenin esas odaklandığı yer Afrika'ya kaymış vaziyette. Şimdi e, burada e, mücadele görüyor. Şimdi Afrika'da peki kim var diye baktığımız zaman e, yani üç tane ülkeyi görüyoruz. Bunlardan Aynen. birisi Türkiye'de, Afrika'da çalışmalar çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yani Türkiye'de e, ben de kamuda çalıştığım dönemlerde Sayın Kürşat Düzmen de burada analım. Afrika açılımı e, yapmıştı ve Afrika ülkelerle Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesine evet, özellikle Evet, Türkiye'nin Afrika, Afrika ile çalışmalarını birazdan bir şekilde, ayrı bir başlıkta detaylıca konuşacağız Sayın Özçelik. Evet, kısa, kısa 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 geçin. Kısa geçiniz evet. O zaman bunun yanında kim var? sonra. Evet. Rusya ve Çin'in müdahaleleri, şey var, çalışmaları var. Çin'in mesela Afrika'ya yönelik işte 300 milyar dolardan söz edildi. Adı da Afrika kredisi, yüzde iki buçuk faizli bir kredi sistemi var ve onların ifadesiyle birlikte kalkınma modeli diye değerlendirdikleri bir model var. Çok yoğun bir şekilde yani Çin ekonomik olarak gidiyor. Rusya ise Ekonomik olarak yok ama askeri olarak orada. Şimdi ben arkadaşlara göndermiştim ama bilmiyorum gösterebilirler mi? Veriyorlar. Bir ben harita yolladı. Bir harita değil mi? var. Bu haritadaki bu, bu haritayı siz yolladınız. Neden evet, yolladınız? Evet. Ne anlatmak istiyorsunuz? Evet. Bu haritada Rusya'nın askeri anlaşma yaptığı ülkeler, o kırmızı renkteki olan bölümler. Yani Afrika'da Rusya'nın askeri anlamdaki pozisyonunu ben e, göstermek için. Yani bugüne kadar askeri anlaşma yaptığı ülkeler olarak gözüküyor. Yani böyle baktığınız zaman Afrika'nın neredeyse büyük çoğunluğuyla Rusya'nın askeri anlaşması, askeri işbirliği anlaşması var. Şimdi e, sıkıntı burada mesela terör örgütleri falan var. Mesela Libya'da kaddafin'in devrilmesinden sonra e, Libya'daki o belli bir bölgeler terör örgütlerinin karargahı haline geldi. Aynı neresi gibi birinci Körfez Savaşı'nda 36. paralelin yukarısı Irak'ta bütün terör örgütleri oraya yerleşmişlerdi hatırlarsınız. Şu anda Libya'da da benzer bir durum var. Fakat çok garip bir şey var. Buralarda bir sürü radikal dinci gruplar da var. Şimdi bunların arkasında kim var diye baktığınız zaman... Onu reklamlardan da sonra baktım. söyler misiniz hani Sayın Özçelik? Amerika, Suriye... Kim tabi. var arkasında? Tamam. Dilerseniz bir, burada ben müsaadenizle bir virgül koyayım. Arka, ee, arka planı reklamlardan sonra söyleyeyim evet, olur mu? Evet, Batı mı? ve Amerika... Tamam kaldığımız yerden devam ediyoruz CNN Türk Masası programına. Ee, Afrika'da, Nijer'de başlayan darbe sürecini konuşuyoruz. Akabinde Nijer neden ön plana çıktı? İşte bölgede Fransa, Amerika, Çin, Rusya, İngiltere gibi pek çok aktör karşı karşıya geldi. Bundan sonraki süreçte ne olur? Dengeler nasıl değişir? Bunlarla ilgili... Konuklarımızla birlikte kafa yoruyoruz, konuşuyoruz. Sayın Özçelik, sizin konuşmanıza böyle bir virgül koymuştum, reklama gitmem icap ediyordu. Lütfen buyurunuz, kaldığınız yerden devam ediniz. Evet. Şimdi buradaki radikal dinci örgütler en çok gündeme getirilen konu. Peki bu örgütlerin arkasında kim var? Bu soru gündeme geliyor. Hatırlarsanız Amerika şu anda Suriye'de hangi gerekçeyle var? Hiçbir uluslararası hukuka uygun mu? Ee, ne dedi? Ben DAEŞ'le mücadele için buradayım dedi. Geldi oraya yerleşti petrol kuyularında üstüne oturdu. Peki DAEŞ kim? Yani artık herkes biliyor ki bizzat Trump söyledi. DAEŞ'in Obama ile Hillary'nin kurduğu bir örgüt olduğunu söyledi. Yani ve daha sonra nereye taşıdılar? İşte Afganistan'da Çin sınırına falan taşıdılar. Yani öyle bir e, şeyle karşı karşıyayız ki örgütler Amerika'nın ihtiyacına göre taşınıyor. Yani buradaki örgütlerde şimdi mesela orada işte biz terör örgütleriyle mücadele için oradayız diyorlar. İşte Amerika belli sayıda asker bulunduruyor, Fransa belli sayıda asker bulunduruyor. Yani bunu da artık dünya yemiyor. Bakın Putin'in bir Afrika zirvesi oldu. Bu zirveye 54 Afrika ülkesinden 49'u katıldı ve bunların büyük çoğunluğu da. Devlet Başkanı ve başbakan düzeyinde katıldı ve e, Putin gece yarılarına kadar ikili, tele, şey, ikili görüşmeler yaptı. Yani bu da gösteriyor ki önümüzdeki dönemde Rusya'nın Afrika'daki faaliyetleri artacak. Şimdi e, yani böyle bir dünya ile karşı karşıyayız. Yani o tek kutuplu dünyadan çok kutuplu bir dünyaya geçiliyor. Bence Afrika'daki olayları da ee, ...bu yeni dünya düzeninin yansımaları olarak görmek lazım. Mesela e, o batının tek kutuplu e, döneminden başka bir e, döneme geçiliyor. Eskiden mesela Afrika'daki darbelerin çoğusu batının oradaki sömürgesinin devamı içindi. Hı. Ama şu anda bakıyoruz ki darbeler biraz daha farklı bir şeye şey, e, evrilmeye başladı. Daha çok batının çıkarlarına karşı batının desteklediği iktidarlara karşı darbeler yapılıyor. Onun için mesela Nijer'deki darbede efendim Ruslar devreye girmiş vaziyette ve da Rus bayrakları geliyor ve da Rusya'dan yardım isteniyor. Diğerleri de öyle. Mesela eğer müdahale edilirse biz bunu kendimize karşı da savaş sayar diyen ülke sayısı o hatta biraz önce gösterdiğiniz hatta epey fazla. Yani e, Batı dışında süreçte, batı bence dışında... Afrika'da Rusya ve Çin de mi artık orada işte söz sahibi olmak istiyor? O Afrika'yı sömürme yarışında ben de mi varım demek istiyor bu iki ülkede? Evet. Hani dengeler değişiyor dediniz ya. Ya sömürme mi demek lazım? Buna mesela şu anda Rusya'nın orada hani sömürme anlamından ziyade askeri bir varlığı söz konusu. Çin ekonomik olarak giriyor. Birlikte kalkınma diyor. İşte yüzde iki buçuk Afrika kredisi diye tabir ettikleri bir kredi 300 milyar dolar diye biraz önce hocam söyledi. Yani e, hep beraber kalkınma diye bir şey var, e, strateji izliyorlar. E, bu çok önceden belirlenmiş. Yanılmıyorsam, ta 2010 yılında e, Çin'in 5 yıllık kalkınma planları çerçevesinde e, devreye sokulan bir projeydi bu. E, buraya gidiyor. Ama e, yani şu gördüğümüz şeyde. Süreçte önümüzdeki süreçte Afrika'daki gelişme de bu yeni başlayan yeni oluşan dünya düzenine uygun bir şekilde seyredecek gibi gözüküyor. Ha burada müdahaleler olur mu? Herkes bunu merak ediyor. Yani savaş yayılabilir mi diye ee, orada çok farklı bir noktaya da gidebilir ama ben e, savaşın ne kadar yayılacak ondan emin değilim. Ee, mesela Afrika, Afrika zirvesindeki liderlerin görüş konuşmalarına baktım. Çok ilginç konuşmalar vardı. Yani e, mesela bazı liderler Lenin'den atıfta bulunuyorlardı. Bazı liderler Ceguara'dan atıfta bulunuyorlardı. Bazısı bambaşka bir şey. Yani oralarda farklı bir tartışmanın yürüdüğünün göstergesi. Onu anlatmak için bu örnekleri veriyorum. Yani o nedenle biz önümüzdeki süreçte e, bunu göreceğiz. Bakın çok ilginç başka bir şey daha var. FETÖ, biz biliyorsunuz hep bunu tartışıyoruz. Bakın FETÖ de bu batının çıkar sürecine göre yol aldı. bir Bakın bir ara neredeydi? Orta Asya'daydı. Sonra FETÖ'ye bir baktık, nerede gördük daha çok önümüze çıktı? Balkanlarda. FETÖ son dönemlerde neredeydi? Afrika'daydı, okullarıyla efendim oradaki ekonomik girişimleriyle her şeyle Afrika'daydı. Kim adına oradaydı? Orta Asya'da da Amerika adına oradaydı. Balkanlarda da Amerika adına oradaydı. Afrika'da da Amerika adına oradaydı. Türkiye'deki darbeyi de 15 Temmuz'u da Amerika adına yaptı. Yani e, bu da bana göre çarpıcı bir e, durum. Peki teşekkürler. Şimdi.